Mehmet Ali Güller, CHP'yi plana, zorlama operasyonu. Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan açılımı başlattığı şartlarda CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in KCK'lerle irtibatı iddiasıyla tutuklanmasının tek anlamı var. AKP-MHP ittifakı CHP'yi plana zorlamaya çalışıyor. Zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece genel çerçevede bir destek verse de, iş anayasa değişikliğine gelecekse biz orada yokuz, diyor. Oysa Erdoğan'a asıl lazım olan yeni anayasadır. Kürt sorunu, açılım, çözüm süreci gibi başlıklar talidir, asıl konu Erdoğan'a sınırsız başkanlık yolu açacak yeni anayasadır. CHP'nin komisyonlarına dahil olmadığı bir yeni anayasa sürecinden sonuç alınabilmesi olası değil. Erdoğan'ın istediği şu, CHP komisyona dahil olup sürece meşruiyet kazandırsın, sonra dilerse tabanı için hayır desin. Nasılsa ondan sonraki süreç Kürtlerin oylarıyla yürütülür, diye düşünülüyor. Operasyon aynı zamanda İmamoğlu'na, Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in 10 yıldır PKK, KCK'lerle irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Bu doğruysa devlet açısından durum vahimdir. Zira mesele Özer'in nasıl belediye başkanı adayı olabildiği ile sınırlı değildir, nasıl dekan ve rektör yardımcısı gibi üst düzey devlet memuru olabildiği de vardır. Bu durumda ya parti devleti mekanizmaları zafiyet içindedir ya da parti devleti mekanizmaları sonraki süreçlere koz biriktirmektedir. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi bu esas olarak bir, CHP'yi AKP-MHP planına zorlama operasyonudur. Ama aynı zamanda CHP içini hedef alan, İmamoğlu'na karşı da bir operasyondur. Zira savcılığa ek olarak MHP'li yetkililerin de dillendirdiği, belediyelerin Kandil'e peşkeş çekildiği iddiası operasyonun merkezindedir ve hedefi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Açık ki AKP-MHP ikilisi, plana zorlamada CHP içi dengeleri, Cumhurbaşkanlığı yarışı gibi konuları da kullanmaktadır. Erdoğan'ın planı, Bahçeli'nin, Öcalan'ın tecriti kalksın, umut hakkı verilsin, gelsin TBMM'de konuşsun, çağrısıyla süren, Öcalan açılımı, daha önce de belirttiğimiz gibi esas olarak, Erdoğan'a sınırsız başkanlık yolu açma, açılımıdır, Kürt sorunu, ABD-İsrail planını engelleme, bölgede yeni oyun kurma, şeklindeki propagandalar, bu esası örtme amaçlıdır. Diğer yandan Erdoğan'ın bu netameli süreç için sahaya, siyaseten çaresiz, Bahçeli'yi sürdükten sonra bir süre net açıklama yapmaması, gerek AKP içinde, gerek Cumhur İttifakı saflarında farklı yorumlandı, Erdoğan'ın sürece destek vermediği şeklinde algılandı. Oysa Bahçeli'nin risk alarak başlattığı süreç, Erdoğan'ın sürecidir, Erdoğan içindir. Nitekim Erdoğan, konunun tartışılması ve kamuoyunda normalleştirilmesi durumuna paralel olarak adım adım konuşmaktadır. Son olarak Bahçeli'ye büyük övgülerle teşekkür ederek sürece desteğini daha açık şekilde ilan etmiştir. Başkanlık açılımı, mesele başkanlıktır, diğer her konu bu konuya endekslidir. Bahçeli'nin, ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan deme uzansın, diyerek muhatap belirlemesi, meselenin başkanlık olmasıyla ilgilidir. Anımsayın, İmralı, yani Öcalan 2013'te, başkanlık sistemi, ne destek vereceğini açıklarken Edirne, yani Demirtaş 2015'te, seni başkan yaptırmayacağız, demişti. Yine Erdoğan'ın 2022'de, Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek, demesi de aynı bağlamdadır. Özetle konu dün de Erdoğan'ın başkanlığıydı, bugün de.